Ayağınıza sağlık. Bugün aslında Uğur İçipak burada olacaktı ama maalesef yoğunluğundan dolayı ben de buradaydım. Dün filmimiz gösterildi. Tesadüf eseri. Benden rica ettiler. Ben de katılayım dedim. Yani bugün Uğur'un yerine ben buradayım. O yüzden biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Eyüp Boz ismi. Görüntü yönetmeniyim aslında. Ama sinemanın birçok dalında ürünler vermiş bir kişiyim. 36. yılım sektörde. 1988'den beri sektörün içindeyim. Genellikle uzun bir süre görüntü yönetmenliği yaptım. Ama bunun dışında yönetmenlik yaptım. Senaryolarım var. 4 tane senaryom var. Başka neler yaptım? Oyunculuk yaptım. Yapımcılık yaptım. 2 filmin yapımcısıyım. Hatta 3 filmin de diğerini bitirmeme rağmen sonunda anlaşamadığımız için yapımcı olarak yazılmadım. Neyse. Yapımcılık yaptım. Onu hatırlamıyorum. Bir de ne yapmıştım? Bir şeyler daha yapmıştım. Bütün teknik soruların cevabı görüntü yönetmeninde olması lazımdır. Yani bir efekt sahnesi mesela hiç efekt uzmanlarının çalışacağı bir sahnede görüntü yönetmeninin o sahneye dahil olması lazım. Yani müdahil olması gerekiyor. Çünkü senaryoyu da bilen, filmin atmosferini de bilen kişi görüntü yönetmenidir. O sorunun nasıl çözüleceğini görüntü yönetmeni bilir. Efekt uzmanları var. Ben görüntü yönetmeniyim. Karışmam diyemezsiniz. Sizin de orada olmanız lazım. Çünkü çıkacak sorunları da sizin, yani sette çıkacak en ufak sorunu görüntü yönetmeni çözer. Böyle bir birikime sahip olması lazımdır. Bunun dışında sanat yönetmeniyle zaman zaman böyle çatışmalarımız olur. Çünkü sanat yönetmenleri ben karar veririm der ama hayır. Sanat yönetmeni görüntü yönetmenine sormadan yani bir duvarın boyasını bile yapamaz. Görüntü yönetmeninden okey alması lazımdır. Yani birçok konuda tabii ki görüntü yönetmeni de yönetmene bağlıdır. O da yönetmenden okey almalıdır. Şimdi yeni dönemde yani dijital kameralar gelişti ve her şey çok kolaylaştı gözüküyor. Özellikle pozlama anlamda yani böyle asalar yükseldi, 5000 asalar, 12000 asalar havada uçuşuyor. Artık ışığa ve aydınlatmaya gerek olmadığını düşünüyor yeni nesil arkadaşlarımız. Hayır yani ışığı bilmesi gerekiyor. En önemli görüntü yönetmeninin en önemli özelliklerinden biri ışığı bilmesi, ışığı nasıl kullanması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu disiplinden yeni dönemde bu disiplini kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü her şey çok ucuzladı. Kameralar ucuzladı. Eskiden film mesela, film materyali pahalı bir materyaldi. Bir kutu film, 4 dakikalık bir film $200'dı. Bunun laboratuvarı vardı sonra. Yani şey bitmiyor, sadece pozluyorsunuz bitmiyor. Laboratuvara gidiyor, orada yıkanıyor. Daha sonra iş kopyası basılıyor. O 4 dakikalık görüntü ise en az $500-600 mal oluyordu. Şimdi öyle değil yani. Hard disk alıyorsunuz. O hard diski bir sonraki filmde de kullanabiliyorsunuz. Neredeyse yani bedavaya gelebiliyor. Yani bazı işlerde materyal bedavaya gelebiliyor. Evet çok şey, işi kolaylaştırıcı bir şey. Dijital materyaller işi kolaylaştırıyor, ucuzlaştırıyor. Ama dediğim gibi, az önce söylediğim gibi işin disiplinini de kaybettiriyor. Çünkü eskiden film çekerken çok hazırlıklı olurduk. Yani en azından bir çekimden önce 4-5 prova yapılırdı. Oyun otursun, ışık otursun, teknik sorunlar çözülsün diye. Şimdi mesela öyle sabah geliniyor, daha hazır mı değil mi kimsenin şeyi yok. Hemen hocam kayıt prova diyelim mi? Bir de böyle bir şey var, kayıt prova. Yani yanlış bir şey, çok sinir bozucu bir şey. Kayıt prova diye bir şey yok. Yani bir şey,
Yani çekelim, çekelim, izleyelim. Ne olmuyorsa ona göre hareket edelim. Yani yapboz gibi. Böyle çok sinir bozucu bir hal almış durumda. İşin ucuzlamış olması, yani materyalin ucuzlamasından kaynaklı bir şey. Dedim ki yani disiplini kaybettik. Bir de şöyle şeyler geliyor kulağıma. Görüntü yönetmeni sadece kameranın hareketlerinden, kamera kullanımından sorumludur. Işık şefi yapar falan. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey bilgi yanlıştır. Pardon? Işık şefini de yönlendiren görüntü yönetmeni. Tabii ki. Tabii ki. Bütün yani dediğim gibi yani yönetmenin alt birimi görüntü yönetmeni, görüntü yönetmeni de diğer hepsinden sorumludur yani. Işık şefi de görüntü yönetmenine sormadan hareket edemez. Bir lambanın yerini değiştiremez. Bu bilgi yanlıştır yani şey olarak. Yani tabii yani bu yeni dönemin verdiği bir şey, yanlış bilgi. Yoksa eskiden bu işin usulü, adabı vardı. Biraz o şeyi bizi kaybettiğimizi düşünüyorum. Valla sizden sorular da alabilirsem daha böyle kapsamlı bir şeye doğru gideriz. Varsa kafanızda şeyler, başka aklıma, çünkü çok hazırlıklı gelmedim, çok özür diliyorum, çok hazırlıklı gelmedim. Böyle hızlı hızlı anlatıyorum, biraz daldan dala konuyor gibi olabilirim. O yüzden sizden de soru alabilirsem çok böyle birbirimizi tetikleyerek gidebiliriz yani. Buyurun. Bazı yönetmenler, küçük ekip, hatta ünlü bazı yönetmenler bile küçük ekiplerle çalışmayı tercih ediyor. Yani görüntü yönetmeni ve ekibi anlamında. Bazı yönetmenler de çok büyük ekiplerle çalışmayı seviyor. Ama sanki daha küçük ekipler olduğu zaman yönetim daha kolay oluyor gibi düşünüyorum. Daha kontrollü oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha kontrollü oluyor, evet. Ama bence o biraz işin prodüksiyonun ihtiyaçlarıyla da alakalı. Yani evet, küçük ekiple çekilebilecek işler vardır. Ama büyük ekipler, yani ne diyeyim, mesela eskilerden şey yapayım, Ziya Özkan 3 yılda, 4 yılda çekerdi filmlerini ve büyük büyük ekiplerle. Orada yapamazsınız yani bir Cumhuriyet filmini yani şey yapamazsınız ama Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un başlattığı şeyde çok küçük ekiplerden hakikaten ben de Selin Kaplanoğlu'yla mesela Meleğin Düşüşü filmini çok küçük bir ekiple çekmiştim yani 10 kişi sette ve hakikaten iyi de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum tabii sizin takdiriniz. Evet, yani o tür işler birkaç kişiyle birkaç mekanda geçen işler, çok böyle prodüksiyona ihtiyaç duymayan şeylerde evet, küçük ekiple çekilmesi daha tercih edilmesi gereken bir şey. Ben mesela şimdi çalıştığım işlerde çok basit bir şey çekmek istiyorum. Böyle bir çok kısa bir görüntü çekeceğim. Oyuncuyu bana verin. Ben hemen, çünkü İstanbul'da trafikte çok biliyorsunuz yoğun. Şu sokakta, şurada bir şey çekeceğim diyorum. Herkesten bir itiraz geliyor. İşte kostümcüsü, abi işte ben onu şurada giydirmem lazım. Sanat yönetmeni diyor ki, abi şöyle bir şey ihtiyaç var. Ya çok basit bir şey çekeceğim. Yani şimdi, rica ediyorum, şey yapıyorum. Bu arada yönetmenlik de yapmıştım. Leyla ile Mecnun dizisinin 35 bölüm yönetmenliğini de yapmıştım. Orada bu şeyleri yaşıyorum. Ya çok basit bir şey çekeceğim. Ya şey yani, kimse gelmesin, sadece bana bir iki reflektör verin, bir şey verin. Şurada çok basit çekemiyorsunuz. Şey, ekipler sizi bırakmıyor. Yani herkesin tabii işi çok önemli kendi şeyi. Yani kimseye şey söyleyemiyorum ama yani ben de diyorum ki yani bu kadar büyük bir şeye ihtiyaç yok. Bütün araçlar gelmesin. Şurada bir şey, ne derler, kaç görüş bir şey çekeceğim. Yani arada bir şey yakalayacağım. Yakalatmıyorlar size şey olan. Yani o yüzden onu nasıl kuracağımızı o küçük ekip şeyle biz kendimiz de mesela Turun Misali diye bir film çektik. Orada demek 30 kişilik bir ekip olmuşuz yani şey. Ama ihtiyaç var. Hakikaten şey değil yani kimse orada boş boş duran kimse yoktu yani şey olarak.
şey, yani o bir tercih meselesi ama tabii ki prodüksiyonla da alakalı, öyle söyleyeyim size. Var mı başka soru aranızda? Buyurun. Turun Sade filmimizdeki bir iki sahneyle ilgili sormak istiyorum. Birincisi bu göçten önce yola çıktığında ateş yaktıkları sahnede. O ateş prodüksiyon sürecinde çektiniz mi yoksa VFX kullandınız mı kısmen? Yok, o gerçek bir ateş. Evet, gerçek bir ateş. Ya ben öyle hissettim, öyle biz iki arkadaş izledik, ya bana biraz varmış gibi geldi. Orada bir şey var, bir hatamız var bizim, aslında küçük bir hatamız var, o şey yapıyor. Biraz şatırı yüksek tutmuşuz mesela. Ateş o yüzden böyle bir hafif kesik kesik şey yapıyor. O belki şey yapabilir. Bazen böyle dijital kameraların böyle şey kötü huyları var. Mesela film kamerasında böyle sıkıntılar yaşamazdınız. Yani evet, motion blur'lar olurdu, şeyler olurdu ama dijital kameraları o yüzden çok böyle maksimum şeylerde kullanmamak lazım. Yani şatırı çok şey düşük kullanmamak gerekiyor. Bazen böyle doğallığını kaybettiriyor. Ondan da olabilir yani şey olarak yani. Bir de yıldızlar. Evet, o VFX o yerleştirildi. Çektim aslında ben, gerçek yıldız çektim ama bir türlü istediğimiz verimi alamadık. Evet, yani bu o kadar etkili olmuyor. Yoksa uzun süreli pozlamayla yıldızları pozladım ama dediğim gibi olmadı, yani istediğimiz gibi olmadı. O yüzden de VFX'e gitmek zorunda kaldık. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Benim sorum şu şekilde olacak. Bir görsel anlatı oluştururken göze daha yakın olanı, aslı gibini mi kullanmayı tercih ediyorsunuz, yoksa teknik olanaklarla daha farklı simülasyonlar, daha farklı anlam evrenleri kurup onu mu görüntüsel anlamda ortaya koymayı tercih ediyorsunuz? Valla ben senaryonun ihtiyacına göre, eğer bir masalsı bir şeyse, evet, göze yakın, yani doğal bir hikaye anlatıyorsanız, anlattığınız şey neyse, orada doğallıktan yanayım. Yani böyle çok şaşırtıcı şeylerin olmasından yana değilim ama anlattığınız bir masalsı hikayesi, bir korku filmi ise, bir şeyse, olağanüstü bir şeye ihtiyaç varsa orada evet, yani doğal olmayan bir şeyi tercih edebilirim yani. Bu sorunuzdan şunu da şey yapabiliriz, görüntü yönetmeni nasıl çalışmalıdır kısmına girebiliriz. Mesela ben bir görüntü yönetmeni olarak, ben senaryo geldiğinde senaryoyu okurum. İlk önce ne tür bir film olacağını yani bakarım, bir komedi filmi mi, bir korku filmi mi, bir dram mı, bir bilim kurgu mu, bir tarihi bir film mi, neyse. Bunu şey anladıktan sonra, okuduktan sonra atmosferi kendimde ilk önce gözümde canlandırırım, nasıl bir şey olacağını. Mesela özellikle Meleğin Düşüşü filminde o zaman film çekmiştik, bunu 35 mm çekmiştik. Genellikle Kodak çekilirken biz o dönem Fuji filmi tercih ettik. Çünkü soğuk renklere ihtiyacımız vardı. Fuji ile çalışmaya karar verdik ve çok doğru bir sonuç elde ettik. Çünkü öyle bir soğuk bir atmosfere şeye ihtiyacımız var, renklere ihtiyacımız vardı. Bunu da en kolay Fuji ile sağlıyorduk. Bir de o dönem hakikaten laboratuvarda çok fazla düzeltme şansınız yoktu. Yani hata yaptığınızda o hatanızla birlikte sonsuza kadar o film öyle gösterilirdi. Yani şimdi artık eski filmler dijitale aktarılıp yüksek çözünürlüklü ortamda o hatalar düzeltilebiliyor. Ama eskiden öyle değildi yani. Siz doğru pozlamazsınız, doğru kadrajlamazsanız yani sizi o film öyle gösterir yani. Laboratuvar, yani 35 mm işin er meydanında, hakikaten 35 mm çekenler bilir. Hakikaten orada en ufak bir hataya izin yoktu şey olarak. O yüzden de orada Fuji filmi tercih etmek durumundayız. Çünkü öyle bir soğuk şey yakalamak için. Yoksa laboratuvarda gidip biraz bunu soğutalım. Laboratuvarda çok küçük şeylerimiz vardı. Mesela banyo ısısını düşürerek biraz rengiyle oynayabiliyoruz ama çok az, düşük şeylerdi yani. Böyle burada şimdi artık ben evde kendim oturup
kalırımı kendim yapabiliyorum bazı işlerin. Montajında kendim yapıyorum. Öyle bir şey var, kolaylığı var işin. Ama eskiden öyle laboratuvarlarda falan oturacaksın da yanlış rengi. Mesela film öğlen çekmeye başladığınız bir sahne uzuyor. Ve tam gün batımında öğlen olması gereken şeyi gün batımında çekmek zorunda kalıyordunuz mesela. Onun için mesela şey filtrelerimiz vardı, biraz daha ısıtan şey filtre. Yani böyle kocaman cam filtreler, çantalarım vardı, 4-5 tane. Onlarla sürekli ölçerek, şey yaparak, hakikaten çok zordu yani şey, 35 milimetre. Dijital çok kolay şu anda, çok rahat. Yani büyük rahatlık. Yani bir düzgün bir monitörünüz varsa, kalibre bir monitörünüz varsa hiçbir ölçüm aletine ihtiyaç duymadan çok rahat filminizi çekebilirsiniz. Ben yine de pozometrem, spotmetrem ve şeyle sette bulunduruyorum. Hani biraz şüpheye düştüğüm zamanlarda mutlaka ölçüyorum. Bakıyorum evet uyumluysa devam ediyoruz. Ama bir sıkıntı, yani çünkü bazen kameraların kalibrasyonu bozuluyor, monitörlerin kalibrasyonu bozuluyor. Yanımızda yine bir o ölçü aletlerimizi mutlaka bulunduruyoruz. Var mı başka bir soru? Buyurun. Yani siz analogdan dijitale bu geçişi birebir yaşadığınız için siz bazen öyle nostaljik oluyor musunuz? Keşke öyle bir analog bir proje gelse, böyle çalışsak. Ya da direkt yani kucaklıyor musunuz bu dijitalde gelen bu yeni imkanları? Geçen yıl öyle bir teklif geldi fakat çekilemedi şey olarak. Çok heyecanlandım tabii. Eskisi gibi film pozlamak günlerim geldi aklıma. Tabii ki şey nostaljik ama şey değil yani dijital artık çok gelişti. Yani ihtiyaç duyulmuyor yani şey olarak. Çok çok büyük, çok özel projeler olursa belki ama onu da sonuçta pozlayıp, yıkayıp, dijital aktarıp onun üzerinden yol alınacak. Yani eski şey yok artık yani filme basmak diye bir şey yok. Yani pozitif filme aktarmak diye bir şey yok artık. Yani sadece filmi çekiyorsunuz, laboratuvarda yıkattıktan sonra dijitalde taratıp, yüksek çözünürlükte taratıp onun üzerinden bütün efektlerinizi, şeylerinizi yapıyorsunuz. Yani sonuçta işin yarısı yine şeye, dijitale dönmüş vaziyette. Ama şey, sette çalışma şekli, o eskisini özlüyor musunuz? Kesinlikle. Az önce disiplin derken ondan bahsediyorum. Yani o disiplini kaybettik. Yani o disiplin, yani hakikaten film sizi bir hizaya getirirdi. Yani orada bir duruşunuz olurdu yani şey olarak. Çünkü en ufak hataya mahal verilmemesi gerekiyordu. Çok pahalı bir materyaldi. Şöyle bir şey anlatayım size. Hanım filminde duyduğum şey, Çetin Tunca ustamız. Bakın yani çok acı bir hikaye anlatacağım size. Bu teknede çekim yapacaklar. Tekneye binerken negatif filmler, iki kutu negatif filmle çekecekler sahneyi. Yani o teknedeki sahneleri. Bir poşetle elinde yürüyor. Yürürken, tekneye tam binerken poşetin altı deliniyor. Filmler denize düşüyor. Aralık ayı, Çetin Tunca, yaşlı, o zaman da yaşlı bir hocamız, soyunuyor ve denize atlıyor, iki kutu filmi çıkarıyor. Yani ıslanmadan, şey, çünkü bantlı, etrafı bantlı ve şey, ıslanmadan onları çıkarıp kuruluyorlar ve takıp çekmek zorunda kalıyor. Yani bu kadar pahalı bir şeyden bahsediyorum. Yani ya bugün bana deseler ki atla al yani hayatta yani bana ne yani ne halimiz varsa görün derim giderim yani şey olur yani ama o dönem öyle yani o kadar kıymetli bir malzeme o yüzden size bir disiplinli olmayı zorunlu hale getiriyordu. Şimdi çok şey bakıyoruz biraz materyal gibi ucuz bakıyoruz işe biraz şey bakıyoruz. Yine o disiplini elde tutmak lazım. Ben yani sete yeni bir işe başlarken özellikle kimin ne komut vereceğini özellikle şey yaparım. Yani nasıl işte çünkü bir kakofoni olmaması lazım sette. Nasıl işleyecek, kim kayıt diyecek. Çünkü biri diyor ki hadi çekelim diyor.
kamera demeyi unutuyor mesela, motor demeyi unutuyor. Oynatıyor, oynatıyor. Nasıl güzel oldum diyor. Kayda girmedik kimse yani. Yani böyle şeyler yaşanıyor. Hakikaten. Yani ya disiplinsiz. Acaba yani şeyi düşünüyorum. Bu dizi meselesi, bu yani sinema filmi çekmenin o aidiyetini, dert edinme duygusunu mu biraz aldı götürdü? Yani ekipler o kadar acele, o kadar yetiştirmek üzere çalışıyorlarken, benzer işleri biz de yazın kendimizi çekerken yaşadık. Setler çünkü işte reklam filmi setlerinde çalışan ekipler, dizilerde çalışan ekipler. Hani yönetmenin orada istediğini yapmak, kafasında kurduğu dünyayı gerçekleştirmek için tekrar tekrar uğraşmasına sabrı yok kimsenin. Öyle 6 günde 2 tane film çekiyorsunuz mesela, 160 dakika, 180 dakika film, 2 tane film çekiyorsunuz 6 günde. Çekmek zorundasınız çünkü bekliyor televizyon, yayın bekliyor. Tabii dizi şey, üretimi bu şekilde yani, saçma sapan ben çok dizi çektim. Çok da hızlı çalışırım çünkü onun yöntemini kendimce geliştirdim. Onun yöntemi, biraz fazla ekip bulunduracaksınız. Önden iki ekip çalışacak. Yani sizin birazdan bir saat sonra gireceğiniz mekanı veya odayı, oranın aydınlatmasını, ışığını yapacak. Sabahtan girerim ben. Mesela neredeyiz? Bir tek mekanda çalışacaksak o gün hangi odalar var, hangi şeyler var, hangi mutfakta mı çalışacağız, şeyde mi çalışacağız? Hepsini ışık şeklinde dolaşırım. Tabii yönetmenimden aldım direktifler şeklinde. Burada şöyle bir sahne çekeceğiz, şurada olacağız. Sen şuradan bir lamba, şuraya bir lamba koy, şuradan şey yap, dışarıdan şunu ver, buradan bunu ver. Hepsini şeyi çizdiririm, şey yaparım, not ettiririm. Önden gidilir. Yani önünde bir ekip hazırlık yapar. Sanat grubu da o şeyleri hazırlar. Biz mesela alt katta bir şey çekerken üst katta hazırlık olur. Bunun başka şeyi yok, şansı yok. Çok böyle pratik çözmeniz gerekiyor. Yani çok sinir bozucu aslında. Yani 160 dakika, 180 dakika film, dizi nasıl izlenir, nasıl yani yazılır, nasıl şey yapılır? Ben hala yani umarım düzelir yani, bu şey düzelir. Bu böyle bir üretim şeyi yok, üretim şekli yok. Yani eskiden bizim dizilerimiz de hakikaten çok kaliteli işlerdi. Yurt dışına satılırdı şey. Yani şimdi de satılıyor da nasıl satılıyor bilmiyorum. Yani herhalde kırpıyorlar. Kısaltarak yani onları bir şekilde kısaltıp şey yapıyorlar herhalde. O şeyi de kırıyoruz. Yani bu televizyonların böyle saçma sapan yani reklam kuşağı bilmem nesinden anlamadığım, hiçbir zaman anlayamadığım rating şeylerinden dolayı diziler felaket durumda. Yani benim ilk çalışmaya başladığım dönemde daha şey 60 dakika, 90 dakika oldu biz ayaklandık. Diziler, yerli dizi, yersiz uzun diye eylemler yaptık. Bir şey düzelecek zannettik. 140 dakika yaptılar. Şimdi 180 dakikaya çıkarmışlar falan böyle. Yani bilmiyorum. Tabii şey, buradan şey de olabilir. Yani her işin kendine göre bir üretim şekli var. İşte dizi diyoruz, 6 günde çekmek zorundasınız. Ama bir reklam filmi var, 1 dakikalık reklam filmi var, 3 gün uğraşıyorsunuz o 1 dakikalık şeyle. Çünkü onun parası var, ürüne hizmet ediyorsunuz, ürünü güzel göstermek zorundasınız. Ona göre şık ışıklar yapmanız gerekiyor. Benim tercihim tabii ki uzun metraj film, uzun metraj sinema filmleri. Çünkü en kalıcı olanları uzun metrajlar. Daha sonra belgeseli çok severim. Çok çekmedim. Birkaç belgesel çektim ama tadı damağımda. Eğer geçinebilecek kadar para kazanabilsem sinema filmi ve belgeselden başka bir şey çekmem. Onu söyleyeyim. Sonraki tercih diziler olabilir. Sonra reklam filmleri olabilir. Çünkü video klipler olabilir. Yani hepsinde de ürün vermiş birisiyim. Reklam filmi hiç sevmem çünkü hakikaten anlamsızca bir konserve kutusuna saatlerce ışık yapıp uğraşmak bana göre değil. Ben yani böyle buna inanmayan birisiyim. Yani, var mı başka soru? Buyurun Sayın Eren Hanım. Ne sormak istiyorum ben şimdi? Siz bir sinema
sinema okulu, yani Türkiye'nin en köklü sinema okullarından birinden mezunsunuz da bir de usta-çırak ilişkisinden de geliyorsunuz aynı zamanda. Hatta usta-çırak ilişkisi daha önce başlıyor anladığım kadarıyla sizin kariyerinizde. Bunun da çerçevesinde biraz sinema okullarıyla ilgili, o dönemdeki sinema okulları biraz Mimar Sinan'ın ve diğer okullarında yeri ve şu andaki sinema okullarıyla ilgili belki bir şeyler söylemek Evet, ben sinema okulundan önce sektörde çalışmaya başlamıştım. Daha doğrusu ilk önce sinema okuluna girmeye çalıştım fakat almadılar beni. Hatta şey söyleyeyim, yani genel kültür sınavında dördüncü olduğum halde mülakat da almadılar. Yeterli bulmadılar, sağ olsunlar. Neyse, üç yıl üst üste ben hazırlandım, tekrar girdim. Üçüncü sene artık piyasada da çalışıyordum. Üç sene üst üste çalışmıştım. Sevgili Duygu Sağroğlu hocam dedi ki, ya bu çocuk bunu alın dedi, ya bu çalışıyor işte dışarıda, bak bir tane burada kimse dışarıda çalışmıyor. Film çekecek adam yok. Gelsin bu çeksin. Şey, öğrencilerin filmleri falan diye öyle beni okula aldırmıştı. Yani ben alaylı tarafını da yaşamış, okullu tarafını da yaşamış birisi olarak. Yani ikisinin farklı şekilde var. Yani alaylı olan, yani bir usta-çırak ilişkisiyle yetişen kişi ustasından gördüğünün çok dışına çıkmaz. Genellikle ustasına yapmışsa çok sorgulamadan onu devam ettirir. Ama okul işin teorisini de öğretir. Neden, niçin sorularını sordurtur. Bunlarla birlikte hareket etmenizi ve kendinizi geliştirmenizi sağlar. Yani illa o görüntü yönetmeni olmak için veya olmak için illa bu okula ihtiyaç var. Olmayabilir ama o kişinin yeteneğine bağlı. Yani illa birisi sinema okulu okumak zorunda değil. Öyle okumadan da yönetmenlik yapan bir sürü iyi yönetmenler var. Ama o insanlar sinema okulu okusalardı çok çok daha verimli olabileceklerine, çok daha kendilerini iyi yetiştireceklerine inanan birisiyim. Ben okulu tavsiye ediyorum herkese. Okul gerekli. Fakat bir zamanlar çok iyiydi. Şu anda bütün eğitim sıkıntıları gibi sinema eğitiminde Türkiye'de ciddi sıkıntı içinde olduğunu düşünüyorum. Bir sürü okul açıldı gereksiz bir şekilde. Bu kadar ihtiyaç yok, bu kadar okula ihtiyaç yok Türkiye'de. Olan sinema okullarını daha güçlü hale getirmek yerine biz her yere sinema okulu açıyoruz. Her şehre bir sinema okulu açılıyor. Bir sürü insan da umutla sektöre girmeye çalışıyor. Yani şöyle bir anımı anlatayım size. Sarıkeçiler, Anadolu'nun son göçerleri Sarıkeçiler belgeseli çekerken Göksu ilçesi var. Mersin'le Konya arasında. Çok güzel, şirin bir kasabası, özür dilerim, ilçesi dedim. Göksu kasabasında sabah bir tarihi köprüden keçi sürülerin geçişini çekeceğiz. Sabahın erken saatinde gittim. Hazır bekliyoruz, sürü gelecek. Kameralarımızı kurduk. Bir oradan köyden birisi geldi. Abi dedi, annem dedi ya kahvaltı hazırladı, gelin dedi bir kahvaltı yapalım dedi falan. Yok birazdan keçi gelebilir, sürü gelebilir. O yüzden bizim ayrılmamamız lazım şeyden falan. Belgesel biraz öyle yani avcı kameramanlığı, avcı gibisiniz de belgeselde. Çocuk ısrarla çağırıyor, ısrarla yapıyor falan. Sonra muhabbete girdik falan. Abi dedi, ben dedi sinema okudum dedi. Nerede okudun? Gaziantep'te okudum dedi. Sonra ne yaptın? İşte İstanbul'a gittim, yaptım ama baktım bu iş bana göre değil. Döndüm ben burada kendime hayvan aldım. İşte çiftçiliğe devam ediyorum falan. Böyle bir tuhaf bir şey oldu ve çok da bilgili bir insan yani değil. Orada hakikaten ayırt edilebilen birisi olarak. Mesela bu bana bir acı bir şey. Yani bir sürü böyle insan sinema okuyor ve iş bulabileceğini düşünerek o okullardan mezun oluyorlar. Maalesef bu kadar insana ihtiyaç yok. Acı bir tecrübe oluyor hepimiz için. Yani. Var mı soru? Ben böyle sorularla gitmeyi daha Buyurun efendim. Şimdi benim anladığım kadarıyla
Ben oyuncuyum biliyorsunuz ama görüntü yönetmeni, yönetmenin kafasında ve karanlıkta olan bir şeyi ışığa çıkaran, görünür hale getiren, elle tutulur, gözle görünür hale getiren ve daha da iyisi o yaratıcılığı anlayan, yaratıcılığını katan ve ürün olmasını, sanat ürünü olmasını sağlayan birisi. Ve muhteşem bir alan, çok kreatif bir alan ve çok kışkırtıcı bir alan. Neden hiç kadın görüntü yönetmeni yok? Niye az? Niye kadınların dikkati burada değil ve sizin iki kızınız var, ben biliyorum. Onların da sizin kadar başarılı veya daha da iyi bir görüntü yönetmeni ve yönetmen yapmayı düşünür müsünüz? Vallahi bir kere şunu söyleyeyim, yani kadınların daha başarılı olacağına inanıyorum. Ama işte şey, genel kanı bu işin ağır bir iş olduğu, yani malzemesinden bilmem nesine kadar herhalde bundan dolayı kadınlar da uzak durmuşlar. Yoksa çok başarılı kadın görüntü yönetmenlerimiz var, sayıları çoğalıyor, gittikçe çoğalıyor. Umarım şey olur, yoksa görüntü yönetmen aslında tam kadınlara göre bir iş. Böyle çok tertipli, düzenli ve şeyli, hazırlıklı olunması gereken. Erkek biraz dağınıktır. Ama yani dünyadaki bir sürü meslekteki şey gibi kadınlar o şeyden, meslekten uzak tutulmuş. Sen yapamazsın, şey yapamazsın. Böyle kafalarında şey var. Halbuki ben şey, bunlar var ve hepsi de gayet bir de şeyler, yani çok dirayetliler, çok şeyler, kuvvetliler şey olarak, işlerine çok böyle sadıklar ve sorumluluk sahibi hepsi. Çoğalmasını istiyorum, yani şey olarak çoğalabilir. Ben yanıma ben işte genellikle seçmem, yani şey olarak da gelen asistanlarım çok kadın asistanla çalıştım, hepsini de çok sevindim, yani çok en azından şey, yani kulakları bendeydi. Yani gözleri ve kulakları bendeydi. Bir şeye ihtiyacım olacak mı, olmayacak mı? Hepsi böyle disiplinliydi. Erkekler kadar böyle dağınık değiller yani. Şey olarak. Umarım çoğalır. Kadın görüntü yönetmeni sayısı daha da çok olur. Yani dünyada şu anda şey, fazlaca şey var ve gayet iyi kadın görüntü yönetmenleri var. Umarım bizde de çoğalır. Var mı? Evet. Buyurun. Görüntü Yönetmenleri Derneği ile ilgili de belki bir şeyler söylemek istersiniz. Çünkü çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. Yurt dışıyla da olsun, yurt içinde sektörde de olsun ve sektörün de bir nevi sesi olmaya çalışıyorsunuz. Ve tabii ki her meslek grubunun da dernekleri herhalde daha fazla oldu bir 10-15 yıl önceye göre. Dernekler nasıl yer alıyor sektörde seslerini ve çalışanların haklarını duyurmak adına? Valla eskisine göre çok yoğun, çok örgütlüyüz. Hak aramada, sadece Görüntü Yönetmenleri Derneği değil, birçok dernek, sanat yönetmenlerinin olsun, prodüksiyonda çalışanların, post prodüksiyon şirketlerinin hepsinin örgütlü bir şeyi var. Gittikçe daha da güçlü hale geliyor ve çok böyle bilinçli insanlardan oluşuyor yöneticileri. Ben o toplantılara, ben Görüntü Yönetmenleri Derneği'nin yönetim kurulundayım, o toplantılara katılıyorum. Hakikaten bazen böyle susmayı yani tercih ediyorum, çünkü hakikaten çok bilinçli şey insanlar. Örgütlülük bizi kurtaracak, ben ona inanıyorum. Görüntü Yönetmenleri Derneği'nin uluslararası bir şey var, Görüntü Yönetmenleri Derneği ile ilgili bir uluslararası bir şey. Oraya üye olduktan sonra dünyaya açılma açısından faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii şey, Türk Görüntü Yönetmenleri daha yeni yeni yurt dışında projeler çekmeye başladılar. Birkaç arkadaşımız iyi örnekler veriyorlar. Hepsini de çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Açılmamız lazım. Yani bizim
bu işi dünya çapında yapmamız lazım. Tabii ki şey, yönetmenlerimizin de hepimizin böyle ürettiğimiz projelerin de evrensel hikayeler olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyaya satılabilir projeler olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa sadece Türkiye genelinde iş üretmek, işte bakıyorsunuz bir kriz olduğunda sinemalar duruyor. Siz onu yurt dışına satamazsınız. Elinizde patlıyor iş yani. O yüzden hepimizin evrensel olarak yani yönetmenler de, görüntü yönetmenleri de yurt dışında, dünyada farklı farklı yerlerde iş bulabilmesi gerekiyor. Yani sadece Türkiye çapında bu şey olacak gibi değil yani. Siz Film Hop diye, evet, diye bir kuruluşun bir oluşum. Evet. Evet, Film Kop'un kurucularından biriyim. Biz İstanbul'da gösterimler yapıyoruz, Sinematek'te özellikle. Yurt içinde başka şehirlerde de gösterimler yapıyoruz. Bakalım, geliştirmeye çalışıyoruz o şeyde, Film Kop'u. İşlevi nedir? Film kooperatifi gibi. Evet, aslında üretime yönelik bir şey, oluşum ama şimdilik sadece gösterim düzenliyoruz. Umarım ileride Filmkop'a üye arkadaşların filmlerin yapımlarında Filmkop'un da dahil olacak, katkısı olacak. Yani üretimi kolaylaştıracak bir şey, oluşum olmasını düşünüyoruz yani. O amaçla kurduk yani. Var mı? Görüntü yönetmenlerinden merak ettiniz bir şey. Yoksa ben bir şeyler daha... Az önce bir 36 yıllık meslek hayatınızdan söz ettiniz. Sizi bu meslek hayatınızı zorlayan, en çok zorlandığınız bir olay, bir durum oldu mu? Bir de bundan nasıl çıkabildiniz, nasıl çözüm bulabildiniz? Tabii şey, ben uzunca bir süre asistanlık yaptım. Asistanlıktan görüntü yönetmenliğine geçme hikayem enteresan. Ya birileri size güvenip filmin teslim etmesi gerekiyor. O şansı yakalamanız gerekiyor. Bir türlü o şansı bulamıyordum. Yani artık ben kendi başıma görüntü yönetmenliği yapacağım dediğiniz halde az önce bahsettiğim o film materyalinin çok pahalı olmasından, prodüksiyonların çok pahalı olmasından dolayı tabii ki şey, öncelikle tecrübeli görüntü yönetmenlerine şans tanıyorlar. Çok haklı olarak. Ben de bir punduna getirip öyle söyleyeyim yani amiyane tabirle görüntü yönetmeni olma peşindeyim. Bir film, bir iş geldi. Sokak çocuklarını anlatan bir tinerci bir şey hikayesini anlatan bir proje. Fakat yönetmen de tecrübesiz ve prodüksiyon yok ortada. Fakat birilerini inandırmış, bir şeyler bulmuş, kamera bulmuş. Bana işte bunu çekebilir miyiz? Baktım yani iş olabilecek şey değil yani, bitebilecek durumda değil. Ama ben bu işe gireyim dedim yani. Girdim, iki hafta çalıştık. İki hafta sonunda baktık film bitmeyecek. Ben artık şey yapamayacağım, bırakalım dedi. Ben tamam dedim, yani yapacak bir şey yok yani çünkü şey değil. Filmleri aldım, laboratuvara götürdüm, çektiklerimizi yıkattım. Rica ettim laboratuvardan. Ondan sonra yıkattım. Telesinesini yaptık. O zaman telesine yapılıyordu. Çekilenleri böyle bir küçük montajlattım ve verdim eline. Dedim ki ya bunu götür yapımcılara, birilerine şey yap. Ve dolaştı o arkadaş. Sonra o film, o proje Euroimage'a kadar gitti. Euroimage sırf çocukları. İlk benim filmi. İlk şeyi odur yani. İnandığımız bir şeyin peşinden koştuk, biraz süründük sokaklarda, üşüdük, donduk ama inandık ve onu çektik. Daha sonra Aydın Sayman sağ olsun bunu iki yönetmen olarak çektiler. Tatlı da bir iştir yani, fena da bir iş değildir. Euroimage desteği almıştık. O şey aşama hakikaten beni zorlayan bir şeydi.
İnatçı olmak lazım. Evet, yani bana inatçı derler. Ben inat ederim yani. İnatçı olmak gerekiyor. Yani ve inanmak gerekiyor. Tabii yapabileceğinize inanmak gerekiyor. Biraz işi de sevmek gerekiyor. Çok zor bir mesleğimiz var. Sinemacılık zor. Hepimizin birçok sinemacı arkadaşım kötü anıları vardır ama hiçbir zaman ya bunu niye yaptım, bu işi niye yaptım demez. Bu bir aşktır. Hiçbir iş sevilmeden yapılmaz. Sinemacılık hiç yapılmaz çünkü hiçbir şeye benzemez. Yani dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Madencilik ve sinemacılıktır. İşte ilk en... biz bir madende çalıştık bir gün. Sabah ilk şeyle birlikte girdik. İlk sabah vardiyasıyla girdik. Bizden sonra 4 tane vardiya değişti. Biz gece yarısı hala orada madende çalışıyorduk şey olarak. 4 vardiya değişmişti. Gelen sabah giden madenciler geldiler. Biz hala çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Şey olarak. Yani madencilikten de zor. Biz, yani orada yani yerin 200 metre altında bizim o saat o kadar zaman kalmamamız gerekiyordu. Ama kalmak zorundasın. Yani yok abi ben de madenci gibi 4 saat çalışacağım diyemiyorsun. Ve orada 16 saat çalışıp yapmıştık yani. Madencilikten de zor bir meslek. O yüzden severek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Görüntü yönetmenliği hakikaten eğlenceli dediğim şeydir. Böyle oyun yani çünkü mühendislik tarafı da vardır. Ölçümü de vardır. Ama en güzel tarafı ekip, insan ruhundan anlamanız gerekir. Çünkü ekip çalıştırıyorsunuz. Orada birisine iş veriyorsunuz. Onu düzgün yapması yapıyorsunuz, istiyorsunuz. Sizin tatlı diliniz, güzel yüzünüz o insanları şekle çalışmaya itebilir. Ama böyle çok yüzsüz, eğlencesiz, şeysiz bir insansınız. Çok insanlar size verimli olamayabilirler. Yani biraz insan ruhundan da anlamamız gerekiyor. Hakikaten o ekibin işleyişinde çok önemli bir şeydir, unsurdur, görüntü yönetmeni. Orada bir sıkıntı varsa ilk görüntü yönetmenine gelir. Yani orada birisiyle didişiyorsa veya birisi işini aksatıyorsa ilk şey görüntü yönetmenine gelir. O çözer yani. Yönetmene çıkmadan, ya da yapımcıya gitmeden, çünkü istersiniz ki başladığınız ekiple bitirmek istersiniz. Yani benim en büyük şeyim odur. Ekipten kimsenin ayrılmasını istemem. Dediğim gibi yani görüntü yönetmeni insan ruhundan da anlaması gerekiyor. Teknik bilgileri, yani mühendislik bilgileri dışında insan ruhundan da anlaması gerekiyor. O yüzden işi biraz zor. Evet. Buyurun. Türkiye'de tuhaf filmlerin genelde görüntüleri birbirine çok benziyor. Mercekleri, ışıkları, yani genelde bir taklit geleneğinden geçiyor diye görüntü galiba. Bir imkanınız olsaydı, mesela Yorgos Lanthimos'un Sarayın Gözdesi diye çevrilen bir film var. O film çok güzel bir geçiş açığıyla çekiliyor. Bazen balık gözüne dönen mercekleri var. Yani böyle bir şey yapmak ister miydiniz? Nasıl bir proje, nasıl bir görsel sunmak isterdiniz? Yani evet, bu estetik şeyimizi, dilimizi oturtmamız zaman alacak. Bizde de belki gözden kaçırıyorsunuzdur ama bazı denemeler oluyor. Sinema dilini oturtan yönetmenlerimiz de var ama tabii çok az örnek var. Bu konuda haklısınız olarak. Zamanla oturacak. Bu tabii ki biraz sektörün oturmasıyla da alakalı. Yoksa biraz çala kalem çalışıyoruz, evet. Yani onun da etkisi var. Tabii ki öyle bir projede çalışmak çok isterdim. Öyle bir sinema dilini yaratıcılarından birisi olmaktan mutluluk duyardım. Zaman alacak. Bunu çok kendi aramızda da tartışıyoruz. Özellikle görüntü yönetmenleri. Fakat yani bu tabii görüntü yönetmenlerinden çok işleyiş, üretim şekliyle de alakalı bir durum. Asıl sorun orada. Yani bir oturmuş bir şey yok. Bizim yapımcılık
yapımcı konusunda büyük sıkıntılarımız var. Üzgünüm. Ben bunu bütün yapımcı arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani umarım böyle çok işini seven donanımlı yapımcıların sayısı artar. O zaman söylediğiniz gibi bu farklı farklı anlatımlar olan projeler de karşımıza çıkar. Farklı denemeler ile iyi sonuçlar elde edilemez. Sadece deneme şeyinde kalmayacak ve iyi, o, güzel de bir sonuç elde edecek. Bu söylediğiniz bir gibi, sarayın gözdesi gibi. Birçok dünyada birçok örneği var ve çok enteresan bir merkez. Tek objektifle çekilen ve hiçbir şekilde yani şeye, anlatıma çok büyük katkısı olan, dramatik şeye katkısı olan. Pardon? O parlayı sadece elimle götürdüm. Evet. Evet, evet, evet. Yani çok önemli şeyler, örnekler bunlar şey olarak. Türk sinemasında da bunların sayısı bir şey, bu örneklere ulaşacağımız zamanlar yakın diye düşünüyorum yani. Evet, ne kadar oldu? Biraz süreyi doldurduk galiba diye şey yapıyorum. Evet, bir saat kadar olmuş. Başka sorularınız var mı? Daha çok galiba Onur Ünlü ve Yüksel Aksu'yla çalışıyorsunuz. Hangisiyle veya hani diğer yönetmenlerden de hangisiyle çalışmak eğlenceli veya sizi rahat hissettiriyor veya daha iyi anlaşıyorsunuz dil anlamında? Valla Onur tabii benim şey Türkiye'de en yaratıcı yönetmenim. Yani Türkiye'nin en yaratıcı yönetmeni Onur Ünlü'dür. Fakat o da biraz dağınıklık sorunu var. Eğer ben kendisine de söylüyorum, yani hiç şey değil burada. Yani eğer biraz derli toplu olsa dünya çapında bir yönetmen. Yani şey olarak, yani yaptığı işler dünyada da ses getirebilecek. Çünkü onun hayal dünyasını hep şaşkınlıkla izlemişimdir, okuduğum projelerini de yani nasıl böyle bir şeyle bakıyor diye. Yüksel Aksu da çok sevdiğim, o da çok eğlenceli işleri gibi, kendisi de eğlenceli, çalışması çok keyifli birisi. Birçok yönetmenle çalışmıştım, mesela Mahsun Kırmızıgül'le çalıştım, ilk filmini çekmiştim. O da enteresan bir şey, daha çok böyle Hollywood ağır filmler çekmek için böyle büyük büyük şeyler peşinde olan, bence başarılı da bir arkadaşımız. Öyle ben mesela çok inanarak başlamamıştım o işe. Meleğin Düşünü, özür dilerim, Beyaz Melek filmleri karıştırdım. Beyaz Melek filminde birlikte çalışmıştık, ilk filmidir. Proje bana geldiğinde yani bir türkücünün filmini niye çekeceğim diye kendi kendime şey yaptım yani biraz hakir görmek şey yaklaştım olaya. Yani çünkü şey Mahsun benim gözümde şeydi, yani bir türkücü ve hiçbir zamanda benim ciddiye aldığım birisi değildi. Fakat projeyi okuduktan sonra biraz yani iyi niyetli bir proje bu ve şey olarak bakalım çekebiliriz herhalde diye işe koyulduk ve çok büyük deneyim oldu benim için, önemli bir deneyim oldu.